Merhabalar. Bugün temelleri 1935'te atılan ve 17 Nisan 1940'ta kurulan eğitimde devrimci bir atılım projesi olan köy enstitülerinin kuruluşunun 84. yıl dönümü. Köy enstitüleri neydi, neden kuruldu, neler yaptı, neleri yapamadı ve neden kapatıldı? Bu konuyu bugün konunun uzmanı bir eğitimciyle Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Sayın Cengiz Öksüz'le konuşacağız. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Böyle anlamlı bir günde prensler için beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben bir özetlemeye çalışayım. Buyurun hocam, söz sizin. Prensleri bir eğitim devrimidir. Dünya ölçeğinde de öyledir. Sadece bizde değil. Özgünlüğünden geliyor bu eğitim devrimi oluşu. Zaten kapatıldıklarından şu kadar yıl sonra bile hala gittikçe yayılarak, genişleyerek anılmaları, kutlanmaları, bundan söz edilmeleri çok anlamlı olsa gerek. Tabii burada şunun da rolü var. Son yıllarda yaşadığımız eğitimde ve siyasette yaşadığımız olaylar köy enstitülerinin önemini daha çok artırıyor. Toplum canlı varlıktır. Toplum da insan gibidir. Nerede hata yaptı ona bakar, arkaya döner de bakar. Bunun da rolü var. Bu arada ben dediğiniz gibi Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği İstanbul Şubesi Başkanıyım. Bizim 23 şubemiz var. İşte 23 yıldan beri köy enstitüsü düşüncesini yaymaya çalışıyoruz. Şimdi geçebiliriz Çok konumuza. güzel hocam, ne güzel. Evet. 1930'lu yıllarda 40 bin köy var. 40 bin köyün 35 bininde okulu yok. Var olanlar da 3 yıllık. O öğretmenlerin çoğu da öğretmen okul çıkışlı değil. 1935 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi bu konuyu konuşuyor. O zamanlar kongreler bir iki gün sürmüyor. Bir hafta filan sürüyor. Masaya yatırılan konu 35'te 4. Genel Kurul'da köye nasıl gireceğiz? Girilmemiş. Yani 10. yıl bitmiş, 35'e gelinmiş. Ve burada uzatmayalım. Atatürk, Saffet Arıkan'ı bu kongre sırasında Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Saffet Arıkan Atatürk'ün çok güvendiği silah arkadaşıdır, kurmaydır. Saffet Arıkan da İsmail Hakkı Tonguç'u alıyor. Az Eğitim Enstitüsü müdürüyken ilk öğretim genel müdürü yapıyor. İsmail Hakkı Tonguç'un lakabı Köycü İsmail'dir. Köylü İsmail zaten. Köylü İsmail'dir. İsmail Hakkı Tonguç'un yaşamı bilinmeden köy enstitüleri bilinmez. Köy enstitülerini kuran Tonguç'tur. Hasan Ali Yücel değildir. Bunu da bu arada belirtmiş olalım. Tonguç'un ürünüdür. Hasan Ali Yücel arkasında durmuştur. İnönü arkasında durmuştur. İnönü 46'ya kadar arkasına dönmüş. Mesele şudur. Köye gönderilen öğretmen köyde barınamıyor. Tutunamıyor. ABC öğretmesi de bir işe yaramıyor. Zaten birkaç yıl sonra öğrenenler de unutuyorlar köyde. Tonguç diyor ki köye şöyle girmeliyiz. Sadece öğretmen olarak değil. Oraya yapıcı olarak, demirci olarak girmeliyiz. Oraya derici olarak girmeliyiz. Oraya arıcı olarak girmeliyiz. Oraya teknik eleman olarak girmeliyiz. Oraya kooperatifçi olarak girmeliyiz. Kısaca yaptığımız eğitim üretime yönelik olmazsa köyde eğitimi sürdüremeyiz. Bir işe de yaramaz. Köye göndereceğimiz, tabii öğretmen göndereceğiz ama o birinci madde çok önemlidir. O çok atlanıyor. Köye yararlı eleman göndermektir. Hani o 3.383 sayılı yasa var ya, orada Evet. köye yararlı eleman. Tabii öğretmen. Ama bu genellikle son yıllarda işte aydınlanma ışığı olarak doğrudur. Aydınlanma ışığı söylemiş. Ama esas olarak üretim yanını göz ardı etmemeliyiz. Tonguç köye marangoz gönderiyor. Marangoz. Teknik eleman gönderiyor. Yani elinde becerisi olan teknik eleman. Bunu işte 20 yılda açtıkları 21. sonradan açılıyor. Köy enstitülerinde ne yapıyor? 20 köy kuruyor. Bura önemlidir. Tonguç 20 köy kuruyor. Nasıl köy kuruyor? Modern köy kuruyor. Niye bu köyü kuruyor? Köyden aldığını dönüştürüyor, yeniden köye gönderiyor. Köye yabancılaşmadan gönderiyor. Bu çok önemlidir bu söylediğim. Bizim ortaokullarımız, liselerimiz, üniversitelerimiz insanı yabancılaştırır. Çıktığı çevreye yabancılaştırır. Bunu hepimiz kendi yaşamımızda görürüz. Anamıza, babamıza yabancılaşıyoruz. Köylüye çıktığımız muhite. Tonguç şunu yapıyor.
20 köy kuruyor. Modern bir köy kuruyor. Bunları eğitiyor, dönüştürüyor. Ellerine sadece öğretmenlik mesleği değil, zanaat da vererek gönderiyor. Sadece bir zanaat da değil, çok önemlidir. Tamam, ikinci sınıftan itibaren bu teknik konuda, ziraat, tarım konusunda bölümlere ayrılıyorlar. Kimi usta demirciliğe, kimi usta yapıcılığa, marangoz gidiyor. Ama esas olan şu da, birinci sınıfta herkes her şeyi öğreniyor. Kız öğrenciler dahil. Kız öğrenciler demişken şunu ifade edeyim. Türkiye'de ilk kez karma yatılı eğitim köy hastalarında uygulanmıştır. Bakın, 1926'da ilk öğretim karma oldu. 1930'da lise karma oldu. Karma yatılı eğitim, eğitim nerede? Şehirde değil. Dağın doruğunda karma yatılı eğitim. Bu atlanmasın, bu çok önemli. Evet, sonra, çok önemli. Sonra köye gönderdi. Yetiştirdi, gönderdi. Ne yaptılar? Kooperatif kurdular. Tonguç'un amacı şu. Köylüyü kimse sömüremez. Binek hayvanı gibi kullanamaz. Köylü ürettiği ürünü pazarlık gücüyle satsın. Çünkü o zamana kadar köylü sattığını 3 kuruşa satıyor, aldığını çok pahalı alıyor. Ve kooperatifçi kolu vardır. Köyün öğretmenlerin tümü kooperatifçidir. Tümü nasıl bir müzik aleti çalıyorlarsa bu örgütlenme olayı atlanıyor. Örgütlenme kolayı köy öğretmeni köyü örgütlemeye gitmiştir. Köy enstitüsü modeli de bir örgüt modelidir. Bakın, Tonguç hiçbir yerde köy enstitüsü için okul demez. Bu da atlanıyor. Kurum der. Bir. İki nedir? Örgüt der. Bak, kurum ve örgüt der. Hiçbir yerde köy enstitüsü okullu lafı yoktur Tonguç'ta. Bu okul filan sonradan çıktı, gittikçe de bu yayılıyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bunlar nasıl kurumdur? Köydeki okuldan başlar temeli, ilkokuldan, eğitmenliden, ilk öğretimden başlar. Sonra üstlerinde gezici baş öğretmenler vardır. Sonra ilk öğretim müfettişleri, onun üstünde köy enstitüsü, onun üstünde yüksek köy enstitüsü, sağlık kollarını da unutmayalım, onun üstünde de kurum var. Tonguç 4274 sayılı yasayla, köy enstitüsü teşkilat yasasıyla kaymakamların, valilerin, milli eğitim müdürlerinin belli ölçülerde etkinliğini kırmış. Köye öğretmeni köy enstitüsü atıyor. Köydeki okulu köy enstitüsü planlıyor. Öğretmen evini köy enstitüsü planlıyor. İlk atananlara inek veriliyor, öküz veriliyor, at veriliyor, eşek veriliyor, pulluk veriliyor, tohumluk veriliyor, arsa veriliyor. Veriliyor da veriliyor. Niye? Köylünün sabanını onarmak için, köylünün arabasını onarmak için, evet. Köyde modern tarım yapmak için. Yani neden şimdiye kadar hala yaşadı, bu kadar yıl olmasına rağmen kapatıldıktan sonra, nedeni bu özgünlüktür. Şunu da belirtelim, 47'de köy enstitüleri bitmiştir. Bunu belirtelim. 47'deki program köy enstitüsü programı değildir. Köy enstitüsü programı 43 programıdır. 54'te tabelası indirilmiştir. 47'den sonra öğretmen yetiştirdi köy enstitüleri. 47'ye kadar köye yararlı eleman yetiştirdi. 47'den 54'e kadar öğretmen yetiştirdi. Aradaki ayrımı bilelim. Sanıyorum zamanımız doldu. Varsa evet, son cümlelerinizi alalım değerli Cengiz Öksüz Hocam. Bugün elbette aynı özgün durumuyla köylerde bu köy enstitüleri kurulamaz. Bu mümkün değildir çünkü hiç kimse de böyle bir şey istemiyor. Bugün biz kentlerde kent enstitüsü adıyla ya da başka bir adla aynı eğitim anlayışını, uygulamalı eğitim anlayışını, iş içinde iş aracılığıyla eğitim anlayışını, kentlerde belediyeler aracılığıyla, daha sonra işte iktidarla bu iş yapılabilir. Daha sonra tabii demokratik iktidarlarla, halktan yana iktidarlarla köy enstitüsü anlayışına uygun okullar açabiliriz. Bugün sorun tarım sorunudur. Bütün dünyada da, bizde de tarım sorunudur. Tarım yoksa sanayileşme kötürüm kalmaktadır. Bunun önemi çoktur. Onun için bütün ilgimizi kamuoyuna yaymalıyız ve tarım konusunda köy enstitülerini, eğitim konusunda köy enstitülerini önermeliyiz. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği İstanbul Şube Başkanı, eğitimci Sayın Cengiz Öksüz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Umarım daha geniş bir zamanda, daha uzun bir programda
Stüdyomuza çok da sizi davet edip bu konuyu uzunca konuşmak isteriz efendim. Çok sağ olun. Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Saygılar, iyi günler diliyoruz. İyi günler, saygılar. Sağ olun.